Evet koştuk Bodrum Adabükü'ne geldik değerli arkadaşlar. Bodrum Adabükü bir arsa tanıtımı yapacağız bu defa. 6 milyon 500. Az önce 5 milyon 500'e tanıttık. Akabinden 6 milyon 500'e tanıtıyoruz. Biraz sonra da 7 milyon 800'e bir arsa tanıtacağız. E, tanıtım arsalar hepsi 500 metrekare. Her birinin imar durumu 15-30'dur. Yani 500 metrekare arsanın %30'una tekabül eden e, net bir inşaat yaparsınız. Ancak buralarda arazi eğimli olduğu için kottan da bir kat alınıyor 75'te. Oradan 225 metrekare bir villa sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Döndük konumuna. Buranın bir ismi Adabükü, bir ismi Boğaz içi. E, hava limanına yani eş anlamlı Boğaz içi de deseniz anlarlar, Ada Bükü de deseniz anlarlar. Hava limanına 24 kilometre, Bodrum merkezde yine 20-25 kilometre yakınlıktadır. Yani bir şey daha pekiştirmek istiyorum. Diyelim ki biri Akyarlarda oturuyor, ben burada oturuyorum, öbürü Yalı Kavak'ta, öbürü Turgut Rais'te. Desek ki Bodrum Kalesi'nin orada buluşalım. Burası o diğer adreslere göre Bodrum merkeze daha yakındır. Ama coğrafi bilgi olarak Milas ee, Milas ilçemize aittir arkadaşlar. Bunu beyan edeyim. Buranın manzarası da böyle. Şimdi kıyaslama yapıyorum. Türkiye güzel. Yani eskiden bize harita çizmek çok zor geliyordu ya. Şimdi biz gezince artık hiç okula gitmesek de Türkiye haritasını çiziyoruz yani. Ee, ne demek istiyorum bununla? Şimdi biz daha vakıf olduk. İşte e, gözümü kapatıyorum Kuşadası dedim efendime söyleyeyim Seferihisar, Gümüldür bazı yerlerle kıyasladığım zaman kıyasladığım zaman burası oralara göre çok 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 cazip. Hem metrekaresi güzel hem işte Bodrum iklimi ve deniz manzarası var. Neden öyle dedim? Şimdi soğucakta arsalar efendime söyleyeyim yani hani kooperatif arsaları 4-5 bin lira kooperatifler. Böyle 500 metre arsa yayla köyde var. Onlar da Kimisi 10 milyon istiyor yani bunu söyleyeyim Dedim Hisar Mahallesi'ne 300 metre arsa 5 milyon E şimdi Efe'lerde 7-8-10 Akbük'te 250 bin Euro'lardan falan e Kardeşim hiçbirinin de metre karesi bunun gibi değil Hiçbiri de bu manzaraya haiz değil Hiçbiri de Bodrum bilmem nesine Yakın değil değerli arkadaşlar İşte ben de diyorum ki Bu kanaatimce Fırsattır bakın 1 milyon euro ev tanıttım mı tanıttım Şimdi 15 milyona da tanıttım. Bir tanesini sattım. Diğeri de 19 oldu fiyatı. Şunu arz ediyorum. Yani mutfak sizin, soğan sizin, biber sizin kendiniz yaparsanız bu arsalar için uygundur. Bazı durumlarda hazır ev almak inşaat yapmaktan daha mantıklı oluyor. istisna oluyor. Gerçekten şu anda istisna değil genelde öyle oluyor. Ancak bu arsalar için kanaatimce 1 milyon euro altında da yapsa yani daha bunu yapsanız daha uygun yaparsınız. Bunu beyan etme çabasındayım. Manzaramız da bu. İşte buradan bir yol yapmışlar. Bizim evin için de arsa neresi? Çok uğraştırdım sizi. Böyle bir heyecanla anlatıyorum. Bağışlayın beni. Arsamızın olduğu yerde bu. İnşaat yan tarafta yapılıyor. İnşaat sahibi sağ olsun iyi de konteyneri buraya koymuş. Arsamızın olduğu yer burası. Kaç dakika oldu Can? Üç buçuk. Sevgili arkadaşlar işte şimdi adam e, yani Hani ben bakan olsam, ben belediye başkanı olsam, ben hakim olsam, ben böyle yaparım, şöyle yaparım demek çok kolay. O yüzden işte at, işte meydan, e, cesaretsizlik, esareti doğurur. Ben nasıl yapacağım, ne olacak? Türkiye hukuk devleti de arkadaşlar bir şekilde hani sistemleriniz şu bu olsa. Mühendislerimiz var, belediyelerimiz var. E, bir mimar, gencecik mimar kardeşlerimiz var. Ben de mimar, mühendis. İsterseniz onlara verirsiniz çizer, isterseniz başka mimarlara çizdirirsiniz. Yani projeniz çizilir. Yapı denetim, çevre şehircilik, devletin böyle oturmuş düzeni var. Takip eder. Bir adama da verirsiniz. Sözleşmeler var, taahhütler var. işi bilen. Öyle bir adam da efendime söyleyeyim yapar. Standartlar var. Biri dese ki ben bu inşaata çok demir attım. Benim betonu farklıdır. Külliyen doğru değil. Çünkü standartı e, mühendisler odası belirlemiş, çevre şehircilik belirlemiş. Ne fazla atarsın ne az atarsın. Biri size dese ben daha iyi yaparım, ben demiri çok koydum, betonu koydum. Bu kendi övmek içindir. Yani mühendis abiler siz iyi bilirsiniz. Dolayısıyla mühendis zaten koymuş. Mühendis odadan almış. Mühendisin çizdiği proje önce mühendisler odasına gider, mühendisler bakar, onlar onaylar. Sonra yapı denetime gider, o onaylar. O yetmedi, belediye gider, o onaylar. Yani birkaç evreden geçiyor dolayısıyla kimse ben iyi yaptım ben böyle yaptım diyemez. Mühendislerimiz iyi çalışıyor, belediyeler de öyledir. O yüzden arkadaşlar size yük çıkmıyor. Yani ben nasıl uğraşacağım falan. Kendiniz de yaparsanız 3-5'e de bakmayın. Böyle ne Fransızlarda Harpagon var ya Harpagon. Gel can, hadi sen resim çekecektin değil mi? Biraz daha anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir sorunuz, sualınız varsa sorun. Ee, en son ne olur? En son bir şey olmaz. En son ne olur diyen bir abi bir hanımefendi, bir müşteri yani ben bilmiyorum ben ne bileyim yani bence ciddi müşteri değil yani en son ne olur denmez. Şimdi bu araba ben diyorum ki bin lira. E bin zaten demişim ölçmüş biçmişim bin demişim. Sen de dersin ki dokuz lira. işime gelirse ben senden çok satmak istiyorum almak istediğin için. Dolayısıyla en son ne olur? Konum olarak tam neresi? Bunlar ciddi şeyler. Mesaja e, mesela mesajlara mı cevap veremiyorum. Çünkü diye işim var. Ben veremiyorum. İşim varsa işim bitsin. Sonra cevap ver arkadaşlar. Arsa burası. Biz de e, burada yani kader gayrete aşıktır. Çalışınca, gayret edince e, birden bizim de işimiz bir şey oluyor. Yani çok fazla iş var. Biz çok yapıyoruz. Çok para kazanıyoruz. Öyle bir dünya yok. Yani şu anda ekonomik kriz bunalımı görüyorsunuz. O yüzden biz ama bir şekilde evimize ekmek götürüyor. Mazot kaç para olmuş. O yüzden biz de e her telefona zıplayıp aman müşteri geldi kırmızı halı ser bu adam çok iyi kahve içer misiniz efendim? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O yüzden zaten ucuzdur. Zaten müşteri burada zaten kazanıyor. O diğerinde al gülüm ver gülüm bilmem kaç para kazanıyor. O yüzden biz sağlamsak biz saygılıyız. Onlar da sayın ama demem şu. Mesaja yaz 5 dakika sonra bir dinlen bir daha yaz. Ya numara arar mısın diyorum aramıyor bakıyor iki saat sonra bir daha yazdı şimdi gıdıklanıyor insan anladınız mı arkadaşlar o yüzden e, yani kaç olur beş dakika yazıp on dakika sonra aralıklarla whatsappta yazmak cümleleri hani e, kırık kopuk yazmak bunlar ciddiye benim şahsım almıyor o yüzden benim şahsım ne demek istiyor benim şahsım bu işi Biliyorum kim dese ben çok iyi biliyorum o bir şey bilmiyor ama Ben bir şeyler biliyorum gerçekten en az da kendim Söylüyorum Buradaki evlere 1 milyon Euro'luk evlere 20 milyonluk Euro'luk evlere Kıyaslandığı zaman arkadaşım Yani kazançlısınız hem gönlünüze göre yaparsınız İnşaat yaparsınız ya da yapmazsınız Yani bir şekilde 5 milyon 500 6 milyon 500 Bu arsaları kim alırsa Kazanır arkadaşlar kazanır. Çünkü biz demin de geldik bir yerde daha önce hiç yapılaşma yoktu. Şimdi şehir olmuş trafik ışıklarından geçemedik. Yani durum bu. O yüzden kaçırmayın diye düşünüyorum. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla iyi günler.